Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. ACE yayınları Mavi Set DAF Matematik 1. kitabın 1. fünün testlerini size çözeceğim. Arkadaki test sorularını çözeceğim. Beni dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız hemen başlıyoruz. Evet, 1. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki birbirinden farklı iki rakamın toplamı en çok kaçtır? Biliyorsunuz rakam 0'dan 9'a kadar olan sembollere verilen isimdi. Birbirinden farklı iki rakamın toplamı en çok kaçtır deyince 9 ile 8 seçersek toplamları en fazla kaç olacaktır? 17 olacaktır. Bunu hızla geçiyorum. İkinci sorumuza bakıyoruz. N ne demektir? Doğal sayı, natürelden gelir. N doğal sayı, Z tam sayı, Q rasyonel. Q'nun üzerine çizgi olunca irrasyonel, yani rasyonel olmayan ve R de reel, gerçek sayı anlamına gelir. Kümeleri olmak üzere demiş. İfadelerden hangileri doğrudur? Şimdi 6/11 tam sayı mıdır? Hayır, tam sayı değildir. Bu bir rasyonel sayıdır, biliyorsunuz. -3/7 rasyonel sayı mıdır? Evet, rasyonel sayıdır. Neden rasyonel sayıdır arkadaşlar? Rasyonel sayının bir tanımı var. A ve B nasıl sayılar olacak? Tam sayılar olacak. Ve B de sıfırdan farklı olacak. Bu durumda A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayılar diyoruz. Bu durumda ikinci öncülümüzün bir rasyonel sayı olduğu sonucuna varabiliriz. 3/5 kök dışına çıkamayan sayılar da irrasyonel sayılar içine giriyordu. O yüzden doğal sayı olamaz. -3 bir reel sayı mıdır? Evet, reel sayıdır. -3 aynı zamanda negatif bir tam sayıdır ama aynı zamanda da reel sayıdır. 9/2 arkadaşlarım irrasyonel bir sayı mıdır? Hayır, payı tam sayı, paydası tam sayı. O yüzden bu irrasyonel sayı değildir, yanlış. Burada 2 ve 4'ün doğru olduğunu, cevabın Deniz'de olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da hızla geçiyoruz. Üçüncü soru demiş ki A ve B birer doğal sayıdır. A artı B 6 olduğuna göre A ile B'nin çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş soru. Tabii ki arkadaşlarım şunu düşünmeniz lazım. Toplamları 6 olan bu iki sayının birbirinden farklı dememiş. Çarpımının en büyük olması için birbirine yakın seçmemiz gerekir. Yani A ile B'yi mümkünse eşit seçeceğiz. Seçebilir miyiz? Evet, 3 ile 3 seçebiliriz. Şimdi ne yapacağım? A'yı 3, B'yi de 3 seçersem çarpım maksimum, yani en fazla ne olacaktır? 9 değerine ulaşacaktır. Bunu da geçiyorum arkadaşlarım. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Bir küme var. Kümenin içerisinde 2, 3, 4, 5, 6 elemanları var. Kümesinden alınan farklı, bakın farklı x, y, z sayıları için demiş. 4y eksi 3z artı x ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Bu durumda y'yi mümkün olduğu kadar büyük seçmemiz lazım. Çünkü 4 ile çarpılacak ve çok büyüyecek sayı. Y'yi kaç seçersiniz? Tabii ki 6. Z'yi çok küçük. Bunda ne seçersiniz? 2. Z'yi de ondan sonra büyük gelen sayı olacak 5. Şimdi 4 kere 6 24 eksi 3 kere 2 6 artı 5 24 6 çıkarttım 18 5 eklersem 23 sonucuna ulaştırmış olur beni. Bunu da süratle geçiyorum. 5. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki 18 üçgen 2 kare 8 yıldız 4 işleminde diyor üçgen kare ve yıldız işlem işaretlerinin yerine bu işaretlerinden hangileri yerleştirilirse işlemin sonucu bir tam sayı olur demiş. Şimdi birinci öncüle baktığınız zaman üçgene diyor artı koyun. Bakalım 18 artı 2 sonra kareye çarpı koy diyor. Tamam, çarpı koydum şöyle. Sonra 8 görüyorum. Yıldıza da eksi koy diyor. Koyduk. Biliyorsunuz işlem önceli diye bir şey var. Çarpma, bölme, toplama, çıkarma şeklinde gidiyor. Tabi çarpmanın bölmeye bir üstünlüğü yok. Burada işlem önceliği çarpmaya da bölme, toplamaya da çıkarma şeklinde ne yapılabilir? İfade edilebilir. Toplamanın çıkarmaya, çıkarmanın da toplamaya bir üstünlüğü yok arkadaşlar. Şimdi burada parantez olmadığı için 2 kere 8, 16. 16'dan 4 çıktı, 12. 12'ye 18 eklersek 30 yapacak ve bir tam sayı olduğunu görüyoruz. Bu bir tam sayı mıdır? Evet. Şimdi önce diyor ki bölme yazın diyor. 18'in üçgen yerine bir bölü işareti koy diyor. Bölü koyduk. Sonra 2'yi yazacağız. Sonra kare yerine eksi koyacağız. Sonra 8 yazacağız ve yıldız yerine artı koyup sorumuza devam edeceğiz. Bakalım önce bölme işlemini yapacağız. 18'i 2'ye böldük. 9. 9'dan 8 çıkartabilirim. 4'te de toplarsam 5 sonucuna ulaşıyorum. O zaman bu da bir tam sayı oldu. Şimdi 3. öncüle bakıyorum. Önce eksi koy demiş. Şuraya yazalım arkadaşlar. Ne, hatta şu tarafa yazayım ben. Ne yazacağım? 18 eksi 2 sonra bölü var. 8 çarpımı artı var 4. Şimdi burada yine bölme işlemini yapacağım. 2'yi 8'e böleceğim. 18 eksi 1 bölü 4 yapacak.
artı 4. Arkadaşlar buradan kesinlikle keserli bir sayı, yani rasyonel bir sayı çıkacak. Tam sayı olmadığı kesin, garanti 1 ve 2 cevap olmuş olacak. Bunu da geçebilirim. Evet arkadaşlarım, şimdi 6. sorumuza bakıyoruz. A ve B birer tam sayıdır demiş. Çarpımları da 48 olduğuna göre A artı B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır demiş arkadaşlarım burada. Dikkat ederseniz çarpımları 48'miş, toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. O zaman bu sayıları nasıl seçmeliyim? Eksi 1'e eksi 48 seçersem bakın eksi 1 ile eksi 48'in çarpımı 48 yapacaktır. Ve toplamları da gerçekten eksi 49 yapıp çok küçük bir değere ulaşacaktır. Daha da küçük değere ne yapamayız? Ulaştıramayız arkadaşlarım. Bunu da geçiyorum. 7. sorumuza bakıyoruz. Bir ifade var. Buna göre x kaçtır demiş. Bakın şurada çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanalım. Burada ne var? 2019 görüyorum. Çarpı 2018 bu cepte dursun. Artı 2019 çarpı 2020 varmış. Tamam. Eyvallah. Sol tarafı tamamladım. Sağ tarafta 1010 çarpı x artı 2019 çarpı 2018 varmış. Bakın sol tarafta 2019 çarpı 2018, sağ tarafta 2019 çarpı 2018. Bunlara gönül rahatlığıyla ne diyebiliriz? Elveda diyebiliriz. Geriye kalan işleme bakarsanız şurada 2019 çarpı 2020 eşittir 1010 çarpı x. 1010'la da 2020'yi sadeleştirebiliriz. Ve buradan arkadaşlarım şuraya 2 yazabilirim. 2019'da ne yapacağım? 2'yi çarpacağım, x'i bulacağım. 2019'u 2 ile çarparsam 4038 sonucuna ne yaptık? Ulaştık. Bu da böyle. Bunu da hızla geçiyoruz. 8. örneğimize bakıyoruz. İlk testin son sorusu. A, B ve C doğal sayılardır demiş. Doğal sayılar biliyorsunuz sıfırdan sonsuza kadar giden sayılardır. A artı 2B artı 3C eşittir 37 olduğuna göre B'nin alabileceği en büyük değer. B'yi mümkün olduğu kadar büyük yapmak istiyorsam A ile C'yi de mümkün olduğu kadar küçük yaparım. Şimdi C'yi ne yaparım? Ben 0 seçmek isterim. A'yı da 0 seçmek isterim ama 37 2'ye bölünmez. O zaman A'yı seçeyim? 1 seçeyim. A'yı 1 seçtiğim zaman 2B buradan ne olacaktır? 1'i karşı tarafa yolladığım zaman 36. B de buradan maksimum 18'e ulaşacaktır. Bunu da geçip ilk testi tamamlamış oluyoruz. Hemen hızla ikinci teste geçeceğiz arkadaşlar. Evet, ikinci testin birinci sorusuna bakıyorum. A, B ve C birer pozitif tam sayıdır demiş. Pozitif tam sayılar birden sonsuza kadar gider. Yani sayma sayılarıdır. A artı B artı C 23'e eşit olduğuna göre 2A eksi B artı 3C ifadesinin diyor alabileceği en büyük değer. Bakın en büyük olmasını istiyoruz arkadaşlarım. Buna göre nasıl bir seçim yapmalıyız? Şimdi ben şu 3 çarpan olduğu için C'yi mümkün olduğu kadar büyük seçmek istiyorum. Pozitif tam sayılar. Pozitif tam sayı olduğu için de şu B'yi de çok küçük seçmek istiyorum. Mesela burayı 1 seçmek isterim. Sonra birbirinden farklı dememiş. Bu C'yi mümkün olduğu kadar büyük. Mesela 23 seçsem olmaz. Çünkü burasını 1 seçmek zorunda kaldım. 22 seçersem buraya yine 0 kalır. O zaman buraya 21 seçmeliyim demek. Ve buraya da ne kaldı? Yine 1 kaldı. 2 çarpı 1. 2 eksi 1 artı 63. 63 ile 2'yi topladım. 65. 1 çıkartırsam 64 sonucuna beni taşımış olur. Bu da böyle. Umarım anlamışsınızdır. Bunu da hızla geçelim arkadaşlarım. Hemen ikinci örneğimize bakıyoruz. Şimdi bakalım ikinci örneğimize. Bir mağazada satılan A, B ve C ürünlerinin fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Ürünler A, B, C. Fiyat 2 TL, 5 TL, 10, 50 TL demiş. Ürünlerin her birinden en az birer adet alan bir kişi 20 ürün için toplam 100 TL ödediğine göre B ürününden kaç adet almıştır diyor. Şimdi A artı B artı C'nin toplamı 20 olacak. 20 ürün var. Sonra ne var? A'dan baktığınız zaman A ürünün fiyatı 2 olduğu için değeri 2 ile A'yı çarpacağım. 2A lira yapacak. Artı 5 TL olan B'yi de B ürününün 5 TL olmasından dolayı da 5 ile B'yi çarpacağım. 5 çarpı B artı 50 lira olduğu için C ürününde 50'yi C ile çarpacağım. Çünkü C burada adet olacak arkadaşlar. A, B, C ürünlerinin adeti. Şimdi bunların toplamı da kaç yapacak arkadaşlar? Buradan 100 yapacakmış. 100 TL ödemiş. Şimdi bakın burada A, B, C ne demiş? Fiyatları verilmiş ve her birinden en az birer adet ne yapmış? Almış. Şimdi C'den 2 tane alamaz. Çünkü 2 alırsa 100 yapar. Bunlara 0 kalır. C'den de muhakkak bir tane almak zorunda. Sıfır da alamayacağına göre C 1 olmak zorunda. C'ye 1 yazarsam bakın burada 2A
artı 5b eşittir 50 gelir. Ve a artı b artı c 20 idi. C yerine 1 yazdığım zaman a artı b ne oldu arkadaşlarım? A artı b de buradan 19 geldi. Bakın iki tane denklem, iki tane bilinmeyen. Mesela aşağıdakini şuradaki a'yı eksi 2 ile çarpalım ve taraf tarafa toplayalım. Yani alt satırı eksi 2 ile çarptığım zaman a'lar gider. Eksi 2 ile b'yi çarparsam eksi 2b, 5b ile toplarsam 3b yapar. Eksi 2 ile 19 çarptım 38, 50'den 38 çıkartırsam 12 yaptı. B'nin de arkadaşlarım 4 olduğunu gönül rahatlığıyla bulmuş olduk. Bu soruyla hızla geçiyorum. Hemen 3. soruya bakıyorum. Diyor ki a ve b birer gerçek sayı olmak üzere. Gerçek sayı, reel, gerçek, gerçel, bunların hepsi aynı anlama geliyor. A artı b 6 kök 2 olduğuna göre a ile b'nin çarpımını alabileceği en büyük değer. Demin de buna benzer bir örnek çözmüştük. Birbirine yakın seçmemiz lazım. A artı b'yi birbirine eşit seçersek en büyük değere ulaşırız. 6 kök 2'nin yarısı 3 kök 2. Yani a'yı 3 kök 2, b'yi 3 kök 2 seçersem ve çarparsam 9 çarpı 2'den 18 sonucuna beni taşımış olur. Bunu da süratle geçiyorum. Hemen 4. örneğe bakıyoruz. A, b ve c gerçek sayılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın şurada ne yapmış? A ile b'yi bir araya almış. C'yi dışarı. Buna birleşme özelliği diyoruz ve bu yapılabilir. Toplamada birleşme özelliği vardır. Bu doğru. B'ye bakıyorum. Bakın burada eksiyi dağıttığım zaman ne gelir? A eksi b artı c gelir. Burada da bakın a eksi b artı c var. Demek ki bu da yapılabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Çarpmada sen a ile b'yi önce çarpsan sonra c'yi çarpsan veya b ile c'yi çarp sonra a ile çarpsan bir şey değişmez. Bu da yapılabilir. Şimdi bölmeye bakınca burada sıkıntı var arkadaşlar. Neden? Çünkü bölmede şöyle bir durum var. Mesela 8'i 4'e böldün, 4'ü 2'ye böldün. Eğer parantez varsa, şöyle parantez varsa ne yapacaksın? Bu parantezin içini öncelikli yapacaksın. Yani 4'ü 2'ye böleceksin. 2, 8'i 2'ye böldün, 4 gelecek. Ama şöyle olunca yani 8'i 4'e bölüp parantez burada olduğu için sonra tekrar 2'ye bölerseniz bakın 4 bölü 2'den 2 gelir ve bunlar gerçekten birbirine ne yapmaz? Eşit olmaz. Yani böyle bir şey yapamazsınız. Bu yanlıştır. E'ye de bakalım hadi. Bakın burada bir dağılma özelliği kullanılmış. A ile B'ye çarpılmış. Eksi A ile C'ye çarpılmış. Bakın buradan AB eksi AC ve bu da birbirine eşit. E'de olabilir ama hangisi yanlıştır dediği zaman doğru cevabımız Denizli olacaktır. Bunu da hızla geçiyoruz. Hemen 5. örneğimize bakıyoruz. Diyor ki soru, Metin öğretmen sınıfın işlem yeteneğini geliştirmek için tasarladığı işlem panosunun 4 bölmesine üzerinde farklı tam sayıların yazılı olduğu 4 farklı kart yerleştiriyor. Ardından karşıdan bakıldığında görülen işlem, işlem önceliğine göre yapılıyor. Kerem, teneffüste panodaki 4 ile B yazılı kartların yerini değiştiriyor. Bakın 4 ile B'yi yer değiştiriyor. Son durumda panodaki işlemin sonucu değişmediğine göre A kaçtır diyor. Şimdi yazalım şuraya. 3 var artı A var çarpı 4 var eksi B var. Sonra diyor ki 4 ile B'yi yer değiştiriyor ve işlem değişmiyor. O zaman eşitlik bozulmuyor. 3 artı A çarpı B eksi 4 oluyor. Bu işlemi çözmeye çalışacağız. Bakın burada 3'lere elveda diyebilirim. Gidiyor onlar. Şimdi burada B'yi bu tarafa atabilirim. A, B'yi karşı tarafa atabilirim. Bakın. Şimdi A çarpı 4, burada 4A var. Eksi A, B'yi bu tarafa aldım. B'yi karşı tarafa attım. B eksi 4. Şurada da ortak olan A var. A parantezini alıyorum. 4 eksi B eşittir B eksi 4. Bunlar da birbirini götürür ama maalesef burada 4 eksi B, B eksi 4 götürürken bir eksi atar dışarı. A ne olmalıdır? Eksi 1 olmalıdır. Bu sorunun cevabı da eksi 1 olacak. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, 6. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki 1'den 10'a kadar olan doğal sayıların herhangi 8 tanesi kullanılarak, bakın herhangi 8 tanesini kullanacağız. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunlardan herhangi 8 tanesini kullanacağız. Aşağıdaki kutulara her bir kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde, her bir kutuya farklı sayı, birer kere kullanacağız yani, şekilde yazıldığında ve aradaki işlemler uygulandığında sonuçlar verilmiş. Çıkan sonuçlar burada gördüğünüz gibi. Buna göre A ile B'nin çarpımının sonucu kaçtır demiş. Bakın şimdi nereden başlayalım? Mesela şurada bölme işlemi var. Neyi neye bölersek 5 çıkar? Bakın burada hangi iki sayı birbirine bölersek 5 çıkar? 5'i 1'e bölersek ya da 12'ye bölersek. Mesela buraya 10 yazsam, buraya 2 yazsam. Peki burada ne yapmam lazım? 5 ile 1'i çarpmam lazım. O yüzden mecburen buraya 10 bölü 2 demem gerekiyor. Eğer buraya 5'e 1 dersem arkadaşlar neyle neyi çarparsam 5 yapacak. Sadece 5 ile 1'i çarparsam 5 yapacak. Başka da bir şey buradan gelmez.
Peki başka ne kaldı? Şimdi bu elediklerimize bir dikkat edelim bakalım kimleri eledik? 1 gitti, 5 gitti, 10 gitti, 2 gitti. Şimdi iki tane sayının toplamı buradan 9 yapacak. Farkı da 5 yapacak. Şimdi hangi iki sayının farkı 5 yapar burada? 9 ile 4'ün farkı 5 yapar. 8 ile 3'ün farkı 5 yapar. Misal ben buraya 8 desem, buraya da 3 desem. 8 eksi 3 5 yaptı. Geriye ne kaldı? 8 ile 3 de gidince bakın ne kaldı? 4, 6, 7, 9 kaldı. Bunlardan hangi ikisini toplarsam 9 yapar? Tabii ki hiçbiri yapmayacak. Demek ki neymiş? 3 ile 8 değilmiş. Ne kaldı geriye? 3 ile 8'i elersek 9 ile 4 kaldı. Demek ki burası 9, burası 4 olacak. Buraya da 6, buraya da 3 yazarsak toplam 9 yapacaktır. Demek ki A 9, B 4. A ile B'nin çarpımı da ne yapacaktır? 36 yapacaktır arkadaşlarım. Hemen 7. sorumuza bakıyoruz. Gerçek sayılar kümesinde eksi 24 sayısının toplama işlemine göre tersi A, 6 sayısının çarpma işlemine göre tersi B'dir demiş soru. Buna göre A ile B'nin çarpımının sonucu kaçtır diyor. Eksi 24'ün toplamına göre tersi A ise ne olur? A buradan 24 olur tabii ki. 6 sayısının çarpmaya göre tersi de B ise B de buradan çarpmaya göre ters deyince 1 bölü 6 olur. A ile B'nin çarpımı da 24'ü siz 1 bölü 6 ile çarparsanız 4 sonucuna ulaşırsınız. Bunu da hemen geçelim arkadaşlarım. Şimdi bu testi de tamamlamış olduk. Hemen arkadaşlar diğer teste başlıyoruz. X ve Y birer doğal sayıdır. X çarpı Y 12 olduğuna göre X artı Y toplamı ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor soru. Diyor ki en çok 13 olur diyor. Bakın X Y'nin çarpımı 12 ise nasıl olabilir bu? Ne seçersek olur. Şimdi 1 çarpı 12 olabilir. Sonra 2 çarpı 6 12 yapar. 3 çarpı 4 12 yapar. 4 çarpı 3'ü yazmaya gerek yok. O da 12 yapar. Başka bir şey var mı? Yok. 1 ile 12'yi toplarsam 13 yapar. En çok 13 olur. Doğru. En az 7 demiş. 2 ile 6'nın toplamından 8. 3 ile 4'ün toplamından 7 gelir. O da doğru. 4 farklı yer alır. Hayır. O ne oluyor arkadaşlar? Burada x ile y'nin toplamı buradan 13 oluyor. Buradan 8 oluyor. Buradan da 12 oluyor. 3 farklı değer alıyor. Bu yanlış oldu bu öncülümüz. 1 ve 2 doğru cevap oldu. Bu soruyu da geçtik arkadaşlar. Şimdi bakalım ikinci sorumuza. A ve B birer doğal sayıdır demiş. 3 artı 4B eşittir 48 olduğuna göre diyor. A ile B'nin çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş soru burada. Ne yapılabilir? Bakalım. Burada ben 4B'yi tek başına bırakmak istiyorum. 48 eksi 3A olsun. Sonra her tarafı 4'e böleyim. 4'e bölersem burası 12 eksi 3A bölü 4. Hatta şurada arkadaşlarım A bölü 4'e K ismini vereyim. Yani A bölü 4 K'ya eşit olsun. Bu durumda B ne olur? 12 eksi 3K. Tam bu noktada K'ya değerler vereyim. K'ya mesela ne verebilirim? 0 verebilirim. Ama K'ya 0 verdiğim zaman A 0 olur, B 12 olur. Çarpım en büyük değere ulaşmaz. K'ya 1 verirsem B 9 olur. A buradan 4 olur. 36'ya ulaşırız. K'ya 2 verirsek arkadaşlar 3 kere 2 6. B buradan 6 olur bakın. K'ya 2 verirsem K'ya 2 verdiğim zaman 6. Burada da K'ya 2 verdiğim zaman da 8 olacaktır ha. Çok daha büyük değere ulaştı. Bakın A ile B'nin çarpımı burada 48 oldu. 3 verirsem ne olur? Buradan 9, 3 gelir. Buradan 3 verirsem 12, 3 de 12 çarparsam 36 olmalı. Demek ki arkadaşlarım ne olmalı? A ile B'nin çarpımının en büyük değeri 48 olmalı. Tabii bu sorularda deneme yanılmayla ne yapacaksınız? Mantıksal yaklaşıp, matematiksel biraz işlem yapıp deneme yanılmayla sonuca gideceksiniz. Bunu da hızla geçiyorum. Evet, üçüncü soruya bakıyorum. Diyor ki x, y ve z birer pozitif tam sayıdır diyor. X artı y bölü z toplamı 17. X küçük z küçük y olduğuna göre x artı y artı z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi ben x'i mümkün olduğu kadar küçük seçmek istiyorum. Pozitif olduğu için x'i 1 seçmek isterim. X'i 1 seçtiğim zaman y bölü z'de ne olacaktır? Y bölü z'de buradan 16 olacaktır. Şimdi bu durumda z'yi ne seçmem lazım? X'ten büyük olduğu için en az 2 seçmem lazım. Bunu da 2 seçersem y de buradan 32 olmak zorunda kalacaktır. Y de buradan 32 oldu. Bu toplamın en küçük değeri toplarsak 35 sonucuna bizi ne yaptı? Taşımış oldu. Bunu da hızla geçiyoruz. Evet, dördüncü örneğe bakıyorum. Diyor ki kenarları santimetre cinsinden tam sayı olan bir dikdörtgenin alanı 40 santimetre kareymiş. Bu dikdörtgenin çevresi bu değerlerden hangileri olabilir? Şimdi kenarları santimetre cinsinden tam sayı olan bir dikdörtgen düşünelim. Bakın şuraya ben bir tane dikdörtgen çizeyim. Şöyle bir dikdörtgen olsun. Kenarları santimetre cinsinden neydi? Tam sayıydı. Alanı da 40. Nasıl 40 olabilir?
Mesela 1 olur burası 40 olur. Başka ne olabilir? Burası 2 olabilir. Burası 20 olabilir. Burası 3 olamaz. Burası 4 olabilir. Burası 10 olabilir. Burası 5'e 8 olabilir. Burası 8 yazabilirim. Başka olabilir mi? Olamaz. Sadece 4 tane değer oldu. Ne yapıyorum? Görüyorum. Bu değerleri alabilir. Şimdi arkadaşlarım burada ne var? 1 çarpı 40 var. Şimdi çevresi ne olabilir demiş ya. Çevresi nasıl toplanır? Burası 1, burası 40 ise 40 ile 1'i toplayacağım. 2 ile çarpacağım. Yani 82'ye bölüyorum. Çevre buradan 82 geldi. 1'e 40 olursa. 2'ye 20 olursa ne oluyor? 2 çarpı 20. 40 yaptı. Çevrede 22 çarpı 2'den 44 oldu. Peki ne var elimizde? 4'e 10 var. 4'e 10 seçersem 10 ile 4 topladım. 14, 2 ile çarptım. 28 oldu çevre. Başka ne var? 5 ile 8 var. 5 ile 8'in çarpımı 40 yaptı. Toplamı da 13, 2 ile çarptım. 26 değerine ulaştı. Buradan 44'ü görüyorum. 26'yı görüyorum. 80 olamayacağı için cevap ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir bunu da. Hızla geçiyorum. Evet arkadaşlarım 5. sorumuza bakıyoruz. Diyor ki aşağıdaki kutuların içine eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7 ve eksi 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde aşağıdaki eşitlikler sağlanmaktadır diyor. Buna göre x'in alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Bakın şöyle bir bakalım. Mesela burada 2 nasıl olabilir? 2'yi nasıl elde edebiliriz? Burada 6 çarpanı var. 6 var. Burada 6 var. Acaba onu nasıl elde edebiliriz? Neyle neyi çarparsak 6 yapar. Bakın bakalım 6'yı nasıl elde ediyoruz? Eksi 6 ile eksi 1'i çarparsam bakın 6'yı bulabilirim. Sonra eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsam da 6'yı bulabiliyorum. Şimdi 2, buradaki 2'yi nasıl elde edebilirim? Mesela eksi 8'i eksi 4'e bölebilirim. İşte eksi 6'yı eksi 3'e bölebilirim. Eksi 4'ü eksi 2'ye bölebilirim. Eksi 2'yi eksi 1'e bölebilirim. Buradan hareket edeceğiz. Burada da ardışık sayı olması lazım. Yani mesela eksi 2 eksi eksi 1 olabilir. İşte eksi 3 eksi eksi 2 olabilir. Değil mi? O şekilde olacak. Ardışık olması lazım. Şimdi bakalım x'in alabileceği en küçük değere ulaşmasını istiyoruz. O zaman mesela eksi 7 ile eksi 8'i elde edebilsek. Mesela eksi 15 deriz. Cevap 15, eksi 15 olur ama acaba olabiliyor mu? Bakalım neler olabilir. Şimdi eksi 6 ile eksi 1 değil de eksi 3 ile eksi 2'yi seçersem burada bunu kullanamam, bunu kullanamam, bunu da kullanamam. O zaman eksi 4'e eksi 8'e eksi 4'ü kullanmak kalabilirim. Çünkü ben eksi 3 ile eksi 2'yi seçtiğim zaman buraya eksi 3, buraya da eksi 2 yazarsam misal, buradaki sayılara baktığımız zaman sadece eksi 8 ile eksi 4'ü kullanmış olacağım. Tamam, böyle kullandığımı kabul edeyim. Eksi 2 gitti, eksi 3 gitti. Eksi 8 gitti, eksi 4 gitti. Artışık olan ne kaldı elimde? Eksi 5 ile eksi 6 kaldı. Buraya eksi 5 ile eksi 6'yı seçersem de eksi 1 ile eksi 7 de buraya kalıyor. Toplam eksi 8 yapıyor. Küçük bir değer oldu. Bak biz büyük bir değer oldu. Daha küçük bir değer ne yapabiliriz? Elde edebiliriz belki. Şimdi tam tersini yapalım. Mesela ben burayı eksi 6'ya eksi 1 seçeyim arkadaşlar. Çünkü böyle olmadı. Eksi 6 eksi 1 seçersen bakın burada tamamen deneyeceğiz. Mantıksal yaklaşımla sonuca gitmeye çalışacağız. Eksi 6 eksi 1 seçtiğim zaman bunu kullanamam. Bunu kullanabilirim. Bunu kullanamam. Şu ikisini kullanabilirim. Mesela eksi 4'e eksi 2'yi kullansak. Değil mi? Şöyle pardon. Eksi 2 yazıyorum. Kullansak. Geriye ne kaldı elimizde? Bakın ne kaldı? Bakalım. Eksi 6 gitti. Eksi 1 gitti. Eksi 2 gitti. Eksi 4 gitti. Ardışık olan 7 ile 8 kaldı. 7 ile 8'i buraya koyarsam burada çok küçük bir yer oluşur. Demek ki değilmiş bu da arkadaşlarım. Buraya eksi 8'e eksi 4'ü kullanmalıymışım. Bu durumda eksi 8 ile eksi 4'ü buraya kullandığım zaman bakın şimdi bakın gidenlere bakalım. Hemen bakıyoruz. Eksi 6 gitti. Eksi 1 gitti. Eksi 4 gitti. Eksi 8 gitti. Bunları hızlı hızlı düşünmemiz lazım. Çünkü zamanla da yarışıyoruz. Şimdi bakın burada artışık olan eksi 2 ile eksi 3'ü kullanıyorum. Şuraya eksi 3'ü yazabilirim. Buraya da eksi 2 yazarım. Eksi eksinin çarpımı artı olacağı için buradan eksi 1 sonucuna ulaştım. Bu da gitti. Bu da gitti. Ne kaldı geriye? Eksi 5 ile eksi 7 kaldı. Evet gördüğünüz gibi eksi 12 sonucuna ulaştık. Daha küçük bir değere ne yapmış olduk? Ulaşmış olduk. Biraz uğraştırıcı bir soruydu. Bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir başka örneğimiz var. Bakıyoruz örneğimize. Diyor ki her gerçek sayı sayı doğrusu üzerinde bir nokta belirtir. Evet. Örneğin kök 5 sayısının sayı doğrusundaki yerini bulmak için sayı doğrusu üzerinde aşağıdaki gibi dik kenar uzunlukları 1 birim ve 2 birim olan AOB dik üçgeni çizilir. AOB dik üçgeninde Pisagor teoremiyle bakın Pisagor teoremi uygulanmış. Buradan kök 5 bulunmuş. Daha sonra bir ucu O olan diğer ucu
A olan bir pergel yardımıyla O merkezi bir çember çizdi. Bakın buradan bir çember yayı çizdiğiniz zaman şöyle, bakın şöyle düşünün. Böyle bir çember yayı çiziyorsunuz. Şu yarıçap olacağı için işte bu değer arkadaşlar ne olacaktır? Kök 5'in karşılığı olacaktır. Şurada bir yerde olacaktır. Peki. Çemberin sayı doğrusunu kestiği nokta C, gördüğünüz gibi şurası, kök 5 sayısının sayı doğrusundaki yeridir demiş. Evet, burası kök 5 arkadaşlarım. Burası kök 5. Bu yöntem kullanılarak diyor ki kök 41 sayısının sayı doğrusundaki yeri bulunurken çizilmesi gereken dik kenar uzunlukları tam sayı olan dik üçgenin dik kenarların çarpımının değeri kaçtır? Yani sen şimdi burayı x alacaksın, burayı y alacaksın. Burası da kök 41 edecek. Yani x kare artı y kare eşittir 41 olacak değil mi? Acaba hangi tam sayıları denersek? Burada basitçe deneyeceğiz. Mesela ben burayı artışık olan 5 ile 4'ü denemek istiyorum. X'e 5 verirsem 25, 4'ü yazarsam 16, 25 ile 16'yı toplarsam 41 sonucuna ulaştım. Demek ki x ile y, bunlardan bir tanesi 5, bir tanesi 4 olacak. Hangisinin 5, hangisinin 4 olduğunun bir önemi yok. Çünkü bunun diyor çarpımının değeri diyor. Bu dik üçgenin dik kenarlarının çarpımının değeri kaçtır? 5 ile 4'ü çarptığınız zaman cevap ne olacaktır? 20 olacaktır. Bu da böyle arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi zor bir soru değildi. Hemen arkadaşlar diğer teste hızlıca geçelim. Son testimiz sanırım. Bakalım diğer teste geçiyoruz. Evet arkadaşlarım, son testimize bakıyoruz. Birinci örneğimiz ne diyor? Üçgen, kare, daire ve yıldız geometrik şekilleri temel 4 işlem toplama, çıkarma, çarpma, bölme sembollerinden herhangi birini temsil etmekteymiş. Ve buraya bunları yerleştireceğiz olduğuna göre diyor. Buradan bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. Bakalım uygun işaretlemeleri yapmaya çalışalım. 8 ile 4'ü çıkarsam, 8'den 4'ü çıkarsam 4. 2 ile toplasam olabilir. Mesela ben buraya bir eksi koysam, buraya bir artı koysam. Deniyorum şu anda. Bakalım burada ne var? 2 elde etmek istiyorum. Burada 10 ile 5 çarpma ve bölme işlemi kullanacağım. Şimdi arkadaşlarım buraya bölü, buraya da çarpı koysam ne oluyor bakalım? Onu 5'e böldüğüm zaman 2, 2 ile 1'i çarptım. 2 verdi. Çok güzel. Demek ki böyle olmalıymış. Şimdi buraya ne koyacaktık? Eksi koyacaktık. Buraya ne koyacaktık? Artı. Buraya çarpı, yıldız yerine bölü. Buradaki daire yerine çarpı koyacağız. Şimdi bakalım elimizde ne var? 15 eksi 3 var. Artı 6 bölü 2 çarpı 1. Şimdi şurada 15'ten 3'ü çıkartacağım. 12. 6'yı 2'ye vuracağım. Önce parantez içerisi. 3. 3 ile 1'i çarparsam da 3 yapar. Burada çarpma işlemi var. Dikkat edin. 12 ile 3'ü toplarsak cevabımız ne gelecek? 15 gelecek. Bu da böyle arkadaşlarım. Bunu da hızla geçiyorum. Hemen ikinci örnek diyor ki A bir irrasyonel sayı olmak üzere 1, 2, 3 öncül vermiş. İfadelerinden hangileri daima doğrudur? Diyor ki A ile P toplarsam rasyonel sayı olur. Ne alakası var? Şimdi A bir irrasyonel sayı. Mesela A diyelim ki kök 2. Kök 2 ile P'yi topla bakayım. Rasyonel olur mu? Olmaz. A kare artı 1 rasyoneldir. Olmaz. Mesela A'yı P seçersem P kare artı 1 rasyonel midir? Tabii ki değil arkadaşlar. Yanlış. Yalnız 3 oldu. Bakalım A sayısı ardışık 2 tam sayı arasındadır. İrrasyonel bir sayı. Mesela kök 2 1 ile 2 arasındadır. Değil mi? 1 ile 2 arasındadır. İşte kök 3 nedir? O da 1 ile 2 arasında. Çünkü kök 3 nedir? 1.7 gibi bir sayıdır. O da 1 ile 2 arasında bir sayı. Kök 5 o da 1, 2 ile 3 arasında bir sayı. Bu şekilde gidiyor. Pi mesela 3,14, o da 3 ile 4 arasında bir sayı. Doğru arkadaşlar. Sadece 3 olacak bunun cevabı. Bunu da süratle geçiyorum. Hemen 3. soruya bakıyorum arkadaşlar. A, B ve X birer tam sayıdır. X artı A 11, X eksi B eksi 8 olduğuna göre A ile B'nin çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Bakın burada A ne eşit? A'yı çekelim bakalım ne oluyor? 11 eksi X mi oluyor? B ne eşit? B'yi çekelim bakalım. Eksi 8'i karşı tarafa atalım. X artı 8 yaptı. A ile B'nin çarpımını alacağı en büyük değer, çarpımın en büyük olması için bunları birbirine yakın, mümkünse eşit seçmeliyim. Ben bunları eşitlemek istiyorum. 11 eksi x'i x artı 8'e eşitlerseniz 2x eşittir 3 gelecek. X buradan 3 bölü 2 olacak ama A, B, x birer tam sayı dediği için 3 bölü 2'ye yakın 1,5 ya. 1 ya da 2 mesela x'i 1 seçsek ne olur? X'i 1 seçersek A buradan 10 yapar. B de buradan 9 yapar. A ile B'nin çarpımı da 90 olur. Peki 2 seçseydik ne olurdu? X'i bir de 2 seçelim bakalım. 2 seçtiğimiz zaman A buradan 9 yapacak. Bakın B buradan 10 yapacak. Değişen bir şey olmadı. A ile B'nin çarpımı gene ne oldu arkadaşlarım? 90 oldu. Cevabımız Edirne. Bunu da geçiyoruz.
Hemen dördüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. X, Y ve Z birbirinden farklı negatif tam sayılardır. 3X, Y artı 2, Y, Z toplamı 120 eşitmiş olduğuna göre X artı Y artı Z toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Evet arkadaşlarım, sorumuzda Y'ler ortak olduğu için ilk düşüncem benim burada Y'lerin parantezini almak. Bakın Y'ler ortak, hemen Y parantezine alacağım. Alıyorum şimdi Y parantezine. Y parantezinde 3X artı 2Z eşittir 120. Evet, burada düşünelim bakalım. X artı Y artı Z toplamının alabileceği en büyük değer. Negatif sayılarda biliyorsunuz ki toplamın en büyük olmasını istiyorsam bu sayıları sıfıra yakın sayılar arasında seçmeliyim. Yani sıfıra ne kadar yakınsa o negatif sayıların toplamı da o kadar büyük olacaktır. Şimdi 120 neyle neyin çarpımı 120 olabilir? Mesela 8 ile 15 yakın seçmek istiyorum. Sonra ne var? Mesela 25, 24 ile 5 var. İşte 6 ile 20 var. Bu sayıları düşünelim bakalım. 8 ile 15'ten başlayalım. Burayı 8 seçersem burayı 15 seçeceğim. Buranın 15 olduğu durumda X ve Z ne olabilir? Onu kontrol edeceğim. Tabi burada X, Y, Z birer birbirinden farklı negatif tam sayılar. O yüzden Y'yi eksi 8 seçeceğiz arkadaşlar. Bu da eksi 15 yapacak. Burası da eksi 15 yapacak. Acaba X ile Z kaç olmalı? Şimdi X bu durumda 4 olsa olmaz. 3 olsa, eksi 3 olsa eksi 9. Bu da eksi 3 olur. Olmaz. Farklı olacaktı. Maalesef böyle bir şey olmadı. Eksi 2 seçsek 6. Buradan gelmez. Eksi 1 seçsek eksi 3 yaptım. Buradan da eksi kaç seçelim? 6. Evet, eksi 6 oldu. Eksi 8, eksi 1, eksi 6 toplarsak eksi 15 sonucuna ulaştık buradan. Buradan 8 ile 15'i seçersek eksi 15 sonucuna ulaştık. 24 ile 5'i seçelim bakalım ne oluyor. O zaman neler değişiyor bakalım. Mesela burayı eksi 5, bu toplamı da eksi 24 seçeceğim arkadaşlar. Şimdi burayı eksi 6 seçsem eksi 18. Burayı da eksi 4 seçsek buradan 18, 8 de yok. Eksi 3 seçeceğiz pardon. Eksi 18, eksi 6, 24, eksi 6, eksi 3, eksi 9, eksi 5 ile toplarsak eksi 14 geldi. Bakın buradan eksi 14'ü buldum. Şimdi bir de arkadaşlar 6 ile 20'ye bakalım, belki buradan daha küçük bir sonuç gelecek 6 ile 20. Buraya eksi 6 alalım. Buraya da eksi 20 olmasını istiyoruz. Eksi 20 olacak. Ona göre x ile y'yi deneyeceğiz. Burası eksi 6 olabilir. Eksi 18. Burası eksi 1 olabilir. Eksi 6, eksi 6 ama bunlar aynı olamaz arkadaşlar. Maalesef böyle bir şey diyemiyoruz. Başka ne olabilir? 5 desek olmaz. Eksi 4 desek, eksi 12. Bu da eksi 4 demek zorunda kalacağız. Bu da eşit oldu. Olmadı. Eksi 2 seçsem eksi 6 yaptı. Eksi 8 seçsem, yok, eksi 7 seçeyim, eksi 14 yaptı. Bakalım 6, 7 daha 13, 15. Buradan da eksi 15 geldi maalesef arkadaşlar. En küçük kaç olabildi? Eksi 14 olabildi. Biraz zahmetli bir soruydu. Deneme yanılmayla yapmamız gereken bir soruydu. Bunu da hızla geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz, diyor ki x pozitif bir tam sayı olmak üzere kutu içerisinde x ifadesi eksi x ile x artı 3 aralığında bulunan tam sayıların toplamını ifade etmektedir. Buna göre demiş ki, öncüler vermiş, ifadelerinden hangileri doğrudur demiş arkadaşlarım. Şimdi biz şöyle yapalım. Bunu biraz yukarı alalım. Kişikleri net bir şekilde görelim. Bakalım. Şimdi eksi x ile x artı 3 arasındaki sayıların toplamı. Şimdi eksi x'ten eksi x dahil değil. Buna 1 eklersem eksi x artı 1 en küçük olan olacak. Şu x artı 3'ten de 1 çıkartırsam x artı 2 de en büyük sayı olacak. Şimdi buradaki terim toplamını bulmak için ne yapacağız? İlk terimle son terimi toplayacağım. Bakın eksi x ile, eksi x artı 1 ile pardon, x artı 2'yi topluyorum. İlk terim artı son terim bölü 2'yi terim sayısıyla çarpacağım. Terim sayısı da son terimden x artı 2'den ilk terimi çıkartacağım. Burası artı x eksi 1 olacak. Bölü artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1 ekleyeceğim. Bu bana terim toplamını verecek. Terim toplamını. Terim toplamı formülü bilmeyenler için tekrar edeyim. İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Şimdi bakın bunları toplarsak buradan bir 3 bölü 2 çarpanı geliyor. Burada 2x artı 1. Şu eksi 1 artı 1'i götürür. Buradan da 2x artı 2 gelir arkadaşlar. Şimdi ben bu şu 2 ile şu 2 parantezini aldığım zaman bir sadeleştirme yoluna gideceğim. Bakın şöyle yapacağım. 2 parantezinde x artı 1 yazacağım. Bu 2'lere de elveda diyeceğim. 3 çarpı x artı 1 oldu bu toplam. Demek ki
Bu kutu içerisindeki x arkadaşlar ifadesi ne anlama geliyormuş? 3 çarpı x artı 1 anlamına geliyormuş. Şimdi bakalım öncüllere. Birinci öncülde bakın kutu içerisinde x artı y var. O zaman ne yapacağım? Bu mantıkla hareket edici olursam 3 çarpı x gördüğüm yere x artı y artı 1 bu anlama gelecek. Bunu açarsak arkadaşlar 3x artı 3y artı 3 geldi sol taraf. Sağ taraf kutu içerisindeki x ne anlama geliyordu? 3 çarpı x artı 1 anlamına geliyordu. Artı kutu içerisindeki y de 3 çarpı y artı 1 anlamına geliyordu. Eksi 3. Bunu düzenlersem ne gelir? 3x artı 3 buradan gelir dağıtıyorum. 3y artı 3 de buradan gelir. Bir de eksi 3 var. Bunları elveda dersem bakın 3x artı 3y artı 3. Burada da 3x artı şuraya düzgün yazalım. 3y artı 3 olduğunu görüyoruz. Birinci öncülün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikinci öncüle bakalım. İkinci öncülde ne olacak? 3 çarpı x gördüğümüz yere 2x yazacağız. 2x artı 1 gelecek. Bunu açarsam 6x artı 3 geldi. Şimdi diğer tarafına bakıyorum. 2 çarpı kutu içerisinde x ne anlamı geliyordu? 3 çarpı x artı 1 olduğu anlamına geliyordu. Açarsak bunda 6x artı arkadaşlarım 6 olduğunu görüyoruz. İkinci öncülün maalesef yanlış olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Çünkü sol tarafa baktığımız zaman 6x artı 3 gelirken sağ taraftan 6x artı ne geldi? 6 geldi. Yanlış. Üçüncü öncüle bakıyorum. Kutu içerisinde x artı 1. Onu da şurada yapalım. O da ne demektir? 3 çarpı x gördüğüm yere x artı 1 artı 1 yazıyorum. Bu ifade 3x artı 6 yaptı. Şimdi sağ tarafa bakıyoruz. Bu ne anlama geliyordu? 3 çarpı x artı 1 anlamına geliyordu. Artı 3 var. Bu da bunu açarsak 3x artı 3. Bir de burada 3 var. 3x artı 6. Sol taraf 3x artı 6. Sağ taraf 3x artı 6. Doğru öncül oldu. 1 ile 3'e doğru diyebiliyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Eğer hızlı anlattığımı düşünüyorsanız lütfen yorumlara bunu yazın. Bir dahaki föylerde buna daha çok dikkat etmeye çalışırım. Daha yavaş anlatmaya çalışırım. Evet arkadaşlarım 6. soruya bakıyoruz. 6. soruyla son noktaya koyacağız. Ve böylece sayı kümeleri 1. föyün testlerinin çözümünü yapmış olacağım. Hemen bunu düzgün bir şekilde şöyle yukarı doğru alayım ve şıkları da göreyim burada. Bakıyoruz örneğimiz ne diyor. Aşağıdaki şekilde bir oyun platformu verilmiştir. Bu oyuna giriş kapılarından birini seçerek başlayan oyuncu tek ayak üzerinde zıplayarak çıkış kapılarından birine sağa, sola veya çapraz. Bak birine sağa, sola ve çapraz yöne doğru hareket ederek ilerliyor. Sağa, sola ve çapraz. Üzerinde bulunduğu kutunun komşusu olan kutulara zıplayarak, bakın komşu kutulara hareket ediyor, zıplayarak ilerleyen oyuncu bastığı 6 kutudan yalnızca birinde çift ayak üzerinde duruyormuş. Evet, oyuncunun tek ayak üzerinde durduğu kutuların üzerinde yazan puanları toplanıyor. Çift ayak üzerinde durduğu kutu üzerindeki yazan puan ise toplam puandan ne yapılıyormuş? Çıkarılıyormuş. Şimdi burada bir giriş kapısı var, burada da çıkış kapısı var, burada bir takım sayılar var. Buna göre yüzü sürekli çıkış kapısına dönük, yani geriye doğru hareket etmeyecek, onu demek istiyor. Çıkış kapısına dönük olarak ilerleyen bir oyuncunun bu oyundan alabileceği toplam puan en fazla kaçtır? Evet, burada mantıksal bir soru. Mantıklı hareket edeceğiz. Evet arkadaşlarım bakalım bu giriş kapısından hangisinden hareket edersek daha fazla puan ne yaparız toplarız. Şimdi burada 2 var, 4 var, 5 var. Şimdi 5'ten başlamak isterim ama 5'te sadece çapraz 2'ye gelmek zorunda kalıyorum. Ama 4'ten başlarsam 3'e ya da 2'ye gidebilirim. Şimdi 4'ten başlamak istiyorum o yüzden. 4'e başlayacağım. Burayı 2 tercih edeceğim. Tabii şuradaki kalabalık 7, 6, 8, 9'ları toplamak çok önemli. O puanlar bize ne yapacaktır? Fazla puan, o sayılar fazla puan getirecektir. Şimdi buradan ya bu 2'ye gideceğim ya 3'e gideceğim. 2 seçim çift tane, çift ayak bastığım zaman bunu tercih ederim. Diğer büyük sayılarımı tek ayak olarak değerlendireceğim. 2'ye geldim. Buradan bir çapraz ilerleyeceğim. 7'ye geldim. Buradan bir çapraz ilerleyeceğim. 8'e geldim. Buradan bir sola gidebilirim. 6'ya gelirim. Ve buradan tekrar çapraz ilerleyip buradan 9'a gelirim. Toplayalım bakalım. 9, 6 daha 15, 8 daha 23, 30. Şurayı da toplayalım. 34. Burada 2'yi ne yapalım? Çift ayak olarak kabul edelim. 34'ten 2 çıkartırsak cevabımız ne olacaktır? 32 olacaktır. Arkadaşlarım böylece bütün testi çözmüş oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Ve beğenirseniz ve paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.